Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Batı İl Müdürlüğü ekipleri şehir merkezine 9 kilometre uzaklıktaki İnkumu Vahşi Çöp Döküm sahasına giden yol hafta sonu tonlarca çöp döküldüğü belirlenmiş ve inceleme başlatılmıştı. Yapılan inceleme sonucunda İl Özel İdaresi ile Batın, Amasra, Kurcaşile ve Ulus Belediyelerin çöp döküm sahasına giden yola atık bıraktıkları tespit edilmesinin ardından ise Çevre Kanunu istinaden Bartın İl Özel İdaresi, Bartın Belediyesi, Amasra Belediyesi, Kurcaşile Belediyesi ve Ulus Belediyesi 1.299.054 TL olmak üzere toplam 6.495.270 TL ceza kesilmişti. Bakanlık resmi internet sitesinden 1 Ekim 2024 tarihinde yapılan duyuruda kesilen para cezasının açıklamasından sonra Bartın İl Özel İdaresi ve belediyeler harekete geçerek yoldaki tonlarca çöpün kaldırılması için çalışma başlattı. İş makineleri ve kamyonlarla yürütülen çalışmalar sonucunda yoldaki çöpler döküm alanına taşındı. Ekipler tonlarca ağırlıkta olan ve yüzlerce metrelik yoldan kaldırılan çöpleri sığdıracak alan oluşturabilmek amacıyla eş zamanlı bir çalışma ile vahşi döküm sahasında yeni alan açma çalışmaları da yürüttü. Yoldan kaldırılan çöpler yeni oluşturulan alanlara döküldü. Yolların çöple kapanma sebebi arıza yapan kamyon öte yandan yolları kapatan çöp dağları oluşmasındaki sebebin ise bölgeye çöp getiren bir kamyonun yarı yolda arıza yapması nedeniyle çöp yolu döktüğü ve sonrasında gelen kamyonların ise döküm sahasına geçememesi nedeniyle çöpleri yola dökmeye devam etmesi sonucu yolun tamamen dolarak ulaşıma kapandığı ileri sürüldü. Çöp alanına giden diğer yolların kenarlarında ise yer yer 1.5 metre yüksekliğe ulaşan çöpler yer alıyor. Çöpten duvarlarla örülen yolların kenarındaki atıkların ulaşımı engelleyen bir durumu bulunmuyor. Diğer yollarda da benzer durumun yaşanmaması için ekipler yol kenarlarındaki çöpleri de döküm sahasına taşıyacağı önerildi. Ekipler tonlarca ağırlıktaki olan ve yüzlerce metrelik yoldan kaldırılan çöplerin sığdırılması ve yol kenarlarındaki çöplerin de taşınabilmesi için çöp taşıma işiyle eş zamanlı olarak yeni alan açma çalışmalarında yürütüyor. Yol ve yol kenarlarında iş makineleriyle kaldırılan çöpler il özel idaresi ve belediyelere ait iş makinesi kamyonları ile tarafından yeni oluşturulan alanlara döküldü. Çöp döküm sahasında yürütülen hummalı çalışmalar sonucunda yolların yeniden açılması en çok ise ekmeğini atık malzemeden çıkaranlara yaradı. Çöplükte plastik ve hurda arayanlar yolların yeniden açılması nedeniyle mutlu olduklarını kaydetti. Buralar açıktı. Hı-hı. Öbür taraf kapalıydı. Öbür tarafı da açtılar şu an. Şu an açıyorlar komple. Oradaki çöpleri olduğu çöpe döküyorlar şu an oraya. Bunlar nereye dökülecek? Bunlar oraya gidecek. Çünkü bu öbür taraf komple kapalıydı. Böyle bu tarafa da hep açıyorlar. Allah'a geliyorlar. Kamyonlar, aşağıda büyük belden gibi kepçe var. Hı hı. O kamyonları da olur ya buraya götürüyor çöpü. O da hep azıcık buraları. Ekmek parası yapacak bir şey yok. Allah kolaylık versin. Ne yapıyorsunuz siz burada? Biz orada kutu mutu bir şeyler topluyoruz. Ya yollar kapalıydı. Ama çok rezillikti. Böyle çok güzel oldu. Açtılar mı şimdi hepsini? Açık şu anda açık. Çok güzel oldu. Bizim için de oldu. Evet. Ekmek parası. Kutu topluyoruz. İşe yarayanları toplayıp satıyoruz. Allah kolaylık versin. Başka bir işimiz olmadı.